kabaca yüzde otuzlarda diyoruz kadının iş hayatına katılımını. Her yüzde birinin katılımında yüzde sıfır on iki büyümemiz artıyor. Girdilerle uğraşırsak yüzdelerle büyürüz çıktığı bu bahsettiğimiz donanımla beslersek çarpanlarla büyürüz. Hala suyumuzun biteceğini göre göre inanılmaz harcıyoruz. Yani duştaki kaldığımız süre bile artık bizim için hayati. 2011'den beri enerjimi koruyorum projesi yaptık. 300 bin çocuğumuza ulaştık. O 300 bin çocuğumuzun sağladığı verimlilik Hirfanlı Barajı kadar. Oksijen TV'den merhaba sürdürülebilirlik, iklim krizinin etkileri, seller, yangınlar, geleceğimizin nasıl şekilleneceği, akıllı şehirler ve bundan sonraki hayatımızdaki verimlilik hepimizin gündeminde. Bugün burada yeni bir seriye başlıyoruz. Daha iyi bir geleceği konuşacağız. Daha iyi bir geleceğin yol haritasını masaya yatıracağız. Bu yolculukta Enerjisa Enerji ile birlikteyiz. Aslında serinin ilk bölümü ve yanımda Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Elif Hanım. Nasılsınız? Sağ, sağ olun, teşekkür ederim. Çok geniş bir konu. Doğru. Böyle daha iyi bir gelecek dediğimizde aslında hepimiz bu konuyu çok konuşuyoruz. Biraz da klişe aslında. Fakat bunun altını doldurmak gerekiyor. Neden önemli? Aslında işte yaşadığımız yani bugün bile yangınlar var, sel felaketleri var. Ee, çok uzun zamandan beri de iklim krizinin etkilerini yaşıyoruz. Ve bir taraftan da yıllardan beri de bir verimlilikten söz ediyoruz. Fakat sanki bu verimlilik bize çok uzak. Siz e, kısa bir süre önce e, şirket olarak e, taşın altına elinizi koydunuz ve e, bayağı bir geniş e, yelpazeden bakıyorsunuz. Daha iyi bir gelecek derken ekoloji var, kültür sanat var. Ekonomi var, evet enerji verimliliği var, ee, girişimcilik ekosistemi var, ee, toplumsal e, hayata yönelik toplumsal fayda yaratan projeler var. Daha iyi bir gelecek yolculuğuna sizi tetikleyen neler oldu ve bu yolculuğa çıkarken güzel bir yol haritası e, çizdiniz. Neden verimliliğe odaklandınız? Elif Hanım biz neler yapabiliriz derken kendi enerji alanımız zaten görevimiz olan yer ama bizim yaşadığımız ülkede yapabileceğimiz bir sorunun içinde yaşıyorsak çözümünde parçası parçası ol, olmalıyız. Ee, İnsiyak ile başladık ve çalıştık. Neler yapabiliriz? Verimlilik zor konuydu. Ee, ciddi bir eleme çalışması yaptık, Verimliliğe geldik ve zor olduğunu biliyorduk. Anlatması da çok zor. Ama buradaki derdimiz neydi? Geldik, verimlilik neye etkiliyor? Aslında Türkiye'nin toplam ekonomik verimliliğinden bahsediyoruz burada. Ee, grup olarak başladığımız hikayede şuydu. Biz aslında enerji verimli kendi sorumluluğumuzda olduğu için sektör olarak baktığımızda e baktık Türkiye'de bugün 250 milyar dolar 5 yıllık cari açık, cari açık var. Çok yüksek yani. Enerji ithalat faturamıza bakıyoruz 150 milyar dolar. Yani biz mevcut kaynaklarımızda hem verimlilik ki verimlilik dediğimiz enerji veriminde en ucuz enerji kaynağıdır. Verimlilikten enerjiyi tasarruf edebilirseniz en ucuz enerji kaynağı. Niye budur? biz bunu hiç böyle düşünmüyoruz peki? Hani her şey daha, Şimdi tabii. her anlamda verimli bir hayata geçmek aslında ne kadar değerli. Ee, ve biz bunu aslında çok uzun zamandan beri yapmıyoruz. İşte biz de burada aslında odaklanmaya çalıştığımız insanımıza, iş hayatımıza, iş insanımıza anlatmaya çalıştığımız bu. Biraz daha farklı düşünelim bakalım neler çıkıyor. İnsanımıza nasıl yayarız? En zor sorulardan bir tanesi bu. Çünkü o sürdürülebilir karbon krizi, karbonu düşürme bunların hepsi evet akademik olarak da iş dünyası olarak da alışığız ama bizim bunu topluma indirmemiz lazım. Şimdi çok güzel bir hikaye var. Özellikle e, Cizlavet'i hatırlarsınız. Yani Cizlavet 1930'larla 1980'ler arasında Anadolu'da çok fazla kullanılan. E, hatta İsveç'te 1800, 1870'lerde tenis ayakkabısı olarak kullanılıyor. Tenis ayakkabısı. Tenis ayakkabısı ha. olarak kullanılıyor. Ama oradaki ilham Türkiye'ye geldiğinde o dönemde özellikle 1930'dan 80'li yıl, e, 80'li yıllara kadar ki verim hikayesi aslında atık olan araç tekerleklerinin kauçuğundan yapılmış, Urfa'da, Trabzon'da, Sakarya'da dökülmüş ve neyi karşılamış bir ihtiyaca dayanmalı. O gün Anadolu'da hani yoksulluk, ayaklar çıplak çocuklarda müthiş bir devrim. Şimdi bu aynen biraz önce bahsettiğim gelin o basit formüle koyalım. Girdiler Şimdi neydi? atıklarının dönüşümü. Aynen, aynen. Şimdi buradan e, kullanılmış atık olan kavuşukları gizli olarak kullanıyorsunuz. Çıktı da bir tane ihtiyacı karşılayacak çıktı. Ve daha sonra buradaki malzemeyi iyileştirerek, buradaki mekanizmayı iyileştirerek bir verimlilik çıkarıyorsunuz. Bunun adı zaten girdi bazlı verimlilik. Ama bizim artık bu dünyayı düşünürken, yeni ekonomiksel modelleri, düşün, ekonomik modelleri düşündüğünüzde dünyaya da baktığınızda artık bunun içine başka şeyler de koyuyoruz biz. Ne koyuyoruz? Bakın gelin gidelim. O cizlavet, Hani görüntüsü itibariyle belki çok e, hani iç açıcı değil ama. Bir tasarım de harikası değil. Evet. Değil. Bunun biraz tasarımını değiştirince bunların renkleri çıkmaya başladı 1980'lerde. Moda oldu Moda sonradan. Oldu sonra. Evet. Şimdi biraz daha buna inovasyonu ekleyince, buna marka değerini etkileyince, marka konumlamasını etkileyince, data verimi kişiselleştirmeyi uygulayınca çok ünlü modellere baktığınızda Bugün fiyat farkına bir bakalım. 5-10 dolar arası bir cizavetten bahsediyoruz. Ee, büyük bir ihtiyacı karşılamış. Biraz dizayn kattığında bunu 15-20 dolara çıkarıyorsunuz. Ama biraz önce bahsettiğim bu çıktı bazı verimliliğe baktığınızda... ...her şeyi dahil ettiğinizde 850 dolarlık dizayn markalara ulaşıyoruz. Girdilerle uğraşırsak yüzdelerle büyürüz. Çıktığı bu bahsettiğimiz donanımla beslersek... Çarpanlarla büyürüz. Bizim buradaki amacımız asıl buydu. E, zaten herhalde bunu yapamazsak kalkınma modelimiz e, maalesef ilerleyemeyecek, daha doğrusu tam da bu işte e, gerçekleşemeyecek ve buna çok ihtiyacımız var. Biraz önce siz rakamları verdiniz, İnanılmaz bir cari açık. Bunun büyük bir yüzdesi de enerjiden kaynaklanıyor. Türkiye'nin gerçekleri var karşımıza evet. çıkan. Peki siz şimdi daha iyi bir gelecek derken bir harita çıkardınız. Türkiye Doğru. haritası. uzun sürede bir araştırma yapılmış. Ben inceledim onu. İşte Ege'ye baktım, Karadeniz'e baktım. Farklılıklar var bayağı. Doğru. Ve işte Marmara bölgesi ülkemizin hani sanayi yatırımlarının çok büyük bir kısmının olduğu yer. Oraya bakıyoruz. Bu haritayı önünüze koyduğunuzda öncelikle iş dünyasına neler düşüyor? Siz bir taraftan da birçok STK ile birlikte çalışacaksınız. Onları nasıl harekete geçireceksiniz? Yani neyi değiştirmeyi hedefliyorsunuz ilk adımda? Şimdi e, e, Birleşmiş Milletler biliyorsunuz o e, kalkınma amaçları vardı. Bunların çok ilginç bir tanesi var 17.si. Hep beraber çalışmak, ortak akılla. Aslında birinci hizmet ettiği yer burası. Bu yüzden de biz bunu ne yaptık? Dedik ki buna taraf olanlar enerji sektöründe olduğumuz için enerji bakanlığına dahil edelim dedik. İşte fikir başlangıcında TBW'ye, Future brightla beraber başladık. Daha sonra TÜBİTAK dahil oldu, TOP dahil oldu. Bunun haricinde tabii ki diğer TTK'lara da ulaştık. Ama lansmandan sonra biz çünkü bu platformu dinamik yaptık, bu inisiyatifi. Bugün böyle başladık ama bir yerden başlamak lazım. Ama bu artık her gün büyüyecek bir platform. Ki bu e, böyle bir üç yıl arasındaki bir hedefimizde bunu bir STK'ya dönüştürebilir miyiz? Bir kere o verimlilik eğitimi aslında ne demektir? O işletmelerin verimlilikten aldığı sadece malzeme ve insan kaynağını düşürerek fayda elde etmek. Hayır bunun olmadığı, bunu işte datalarla yönetmesi gerektiğini, bunu inovatif modellerle, mekanizmalarla, sistemlerle, süreçlerle yönetmesi gerektiğini bu eğitimler bir kere birinci öncelik. Yani bilinçlendirme. Tabii. Başlangıç bu. Ama daha sonra bu projenin hayata geçmesi için de bir finansman lazım. O yüzden de UNDP, EBRD bunlar da buraya dahil olarak nasıl desteklenebilir sistem? Ki bu arada her birinin, her bir STK'nın, Enerji Bakanlığı'nın, TÜBİTAK'ın, TOB'un kendi yaptıkları verimlilik çalışmaları var. Herkes bir şeyler yapıyor. Herkes kendi alanı için doğru şeyler yapıyor ama öyle bir noktaya geliyoruz ki her biri ayrı yaptığı için en büyük verimi kaçırıyoruz. O yüzden aynı çatı altında toplamaya çalışıyoruz. O büyük resme baktığımızda kaçırdığımız ortada fakat şöyle de bir şey var. Siz çocuklarla ilgili eğitimler de yapıyorsunuz, evet, evet. yani okullara gidiyorsunuz. Çocukları değiştirmek gerekiyor. Yani maalesef 2000'den sonra doğanlar bence bizden daha şanssız oldular çünkü çok daha farklı iklim krizinin etkilerini yaşadıkları bir döneme denk geldiler. Ama bilinçli evet daha işte su kullanımından enerji kullanımına kadar. Bu rakamlara baktım dün e, sizle konuşacağımız için bugün maalesef e, yani verilen sözler yani daha genel e, devletlerin verdiği o sözler tutulamıyor ne plastik atıklar azalıyor ne enerji tüketiminde bir verimlilik sağlanabiliyor yani bu hızla gidersek aslında o e, öngörülen e, maalesef e, kötü e, tabloya daha hızlı e, ulaşacağız o hiç istemediğimiz şeye bu yüzden de önemli e, siz e, Toroslar'da mesela yani çok evet. önemli çalışmalar yapıyorsunuz. Ee, karşılaştığımız karşılaştığınız en büyük eksiklik ne? Hani bir sahadaki eksikliği merak ediyorum. O sahadaki kayıplar ne? Ve orayı verimli hale getirmek için en azından biz kendimiz neler yapabiliriz? Hani devlet olarak, belediyeler olarak, şirketler olarak, bireyler olarak ne yapabiliriz? 2011'den beri e, Enerjimi Koruyorum projesi yaptık. 300 bin çocuğumuza ulaştık ilkokullarda. Ki bunun ilk e, eğitimcisi bendim. Polatlı'da bir ilkokulda. Şimdi bunu neden başlıyoruz? Çünkü bugün bizim söylediklerimiz eski alışkanlıklarımızı hemen değiştirmemiz çok kolay değil bizim düzey olarak baktığımızda. Ama çocuklar fidan gibi. O 300 bin çocuğumuzun sağladığı verimlilik Hirfanlı barajı kadar. Ay çok önemli. Ya altını çizmek yani, lazım bunun çok çok. değerli. o yüzden değerli. diyorum ki hani biz çocuklardan başlayalım. Hı hı. Ki hani bahsettiğimiz bugünkü o 1999'umuz e, var kesinlikle. Evet. Şimdi o 15 yıla baktığımızda Evet, devlet e, kurumlar akademiler iş insanları yapmaları gerekeni yapacaklar finans kuruluşları. Ama biz çocuklarımızdan yaparsak daha hızlı olacak. Şimdi verimlilik diyorsanız çocuklarla başlamak da çok verimlilik. Şu noktalar var. Şimdi biraz böyle incelediğimde e, tabii dikkatimi çeken şeyler var. Bu işin kültür sanat bölümü tarafı var, e, insanlara dokunan tarafı var, fırsat eşitliği tarafı var. Ee, o noktalarda neler yapacaksınız? Şöyle düşünelim. Ee, şimdi biz biraz önce söylediğiniz hani yerelde de olsun. Mesela bir küçük köy projemiz vardı bizim centrum. Ee, e, yeni bir enerji kaynaklı kendi enerjisini üreten ve tüketen e, turist destinasyonları, turizm destinasyonları. Şimdi bu projeyi de UNDP ile yaptık. Ve oradaki halkın tamamı ama kadınlara özellikle enerji verimli sertifikası verdik devarısındar gönüllü elçileri şey toplumsal kalkınma projesi. Kesinlikle, o. kesinlikle. Şimdi ama bu proje dedim ya orada sadece bir köyü ama bir başlangıç bu. Şimdi yenilerine başlıyoruz. Benzer köyler, terörizm destinasyonları. Şimdi bizim içimizde burada ne var diye baktığımızda mesela e, çeşitlilik, kapsayıcılık bu sadece hani cinsiyet eşitliği, işte istihdam meselesi de değil. Şimdi Türkiye'nin maalesef rakamları iyi değil ama dünyanın da rakamları iyi değil. Evet bizden daha önde olanlar var. Bakıyorsunuz mesela üst düzey yöneticilerde e, Avrupa'da yani en Avrupa'nın en Avrupa'sında yüzde 35'leri geçmiyor kadın lider. Evet evet yani özellikle işte CEO oranlarına falan baktığınızda Tabii ben ki. de biliyorum. Tabii. E, belli bir noktaya kadar gidiliyor ama daha sonra işte cam tavanlar var, şeffaf duvarlar Hayır. var. Bizim kabaca yüzde 30'larda diyoruz kadının iş hayatına katılımını. Her yüzde birinin katılımında yüzde 0.12 büyümemiz artıyor. Bakın basit bir hedef. Yüzde birini dahil edersek bakın mevcut çalışanın üzerine ilave iş yaratmadan bile. Ki biraz önce siz söylediniz sürdürülebilirlik, enerji verimliliği, diğer verimlilik hikayeleri bunların her birinde her yüzde bir sıfır on Ortalama sağlıklı bir ülke büyümesi hani ne çok yukarıda ne çok aşağıda olmalı. 4-5'ler arasında olursa ki daha yüzde yirmisi aktif değil bizim. Böyle baktığınızda zaten iki cepte. Çok ciddi bir potansiyel var. Şimdi hani verimlilik mi diyorsunuz ama size bir verimlilik daha girdilerle ve çıktılar oynamak. Hepsini modelleyebilirsiniz. E, bunu e, sağlama yolunda atılan adımlar çok değerli. Bir taraftan da herhalde bunları e, sağlarken yeni adımlar oldukları için bunlar şey akıllı sistemlerle hayata Doğru. geçiyor. Veri analizi, veri analizi. Evet, evet e, daha çevreci oluyor ben hep şunu düşünüyorum. Bilmiyorum katılır mısınız? Yani bir şey yani aslında işin özünde insan var. Yani o bu insanı değiştirmeden, bu işin içine insanı katmadan hiçbir şey değiştiremiyorsunuz. Çünkü tasarımı yapan insan. Siz de açıkçası bütün şirketler ve bir, bir taraftan enerji çok önemli hepimizin hayatında. Bizdeki verilerle geleceği şekillendiriyorsunuz. Doğru. Eğer ben bu işin bir parçası olmazsam siz geleceği başka türlü şekillendireceksiniz. Doğru. Bunun içinde insan var. O yüzden de hani daha iyi bir gelecek deyince evet başta klişe dedim ama hepimiz için daha iyi bir gelecek insansız olmuyor. Yani Mümkün bunu değil. insanı değiştirmeden olmuyor evet. diyelim. Şimdi o zaman burada bir anekdotla da girmem lazım. Bir tane 9 yaşındaki kız çocuğunun mektubu bizim vizyonumuzu, şey, amacımızı belirledi. Öyle mi? paylaşım bizi de merak Lütfen. ettim şimdi. Gaziantep'te 9 yaşında bir kız çocuğu göndermiş. Ee, okula gidip geliyor. İşte o saat farklarını dedi de karanlık oluyor. Akşam öğlence ya da sabahça ya da hangisine denk geliyorsun? Murat abi ben okula gidip gelirken korkuyorum. Bu lambaları yapar mısınız? Ve dediğim şu, biz öyle trafo, enerji, elektrik, watt konuşmuyoruz artık. O kız çocuğunun okula korkarak gitmemesini sağlamak benim görevim. Bu da bizim amacımız, şirket amacımız. Hala sokakların güvenliği açısından çocukların her şey. ve kadınların her şey. aydınlatma her şey demek. Ee, o yüzden hani e, insan odaklı yapmadığınız hiçbir şey. Evet, bakın son Fortune 500'ün e, 1950'den beri şirketlerine bakın 5-6 tane kaldı. Hepsi evet. değişiyor ve o yüzden diyorum aslında bunların hepsi o bahsettiğiniz Friedman'a baktığınızda hepsi kâr eden şirketlerdi. Sürdürülebilir değil. Topluma, doğaya, insana katkı sağlamadığınız hiçbir amaç sizi sürdürülebilir yapmıyor şirketlerin hayatında. Bugüne kadar kalmış şirketlere bakın. Hep bu nüvenin içerisinde o topluma bakış, doğaya bakış, gelecek nesillere bakış birinci öncelik olarak tutuyor. Bir taraftan da şehirlerdeki sistemi değiştiriyorsunuz, yeniden kurulumlar yapıyorsunuz evet. yeni ihtiyaçlara göre. Ee, ve akıllı şehirler dediğimiz aslında evet. e, bir şehrin akıllı hale gelmesi sizin avcunuzun içinde diyeceğim birazcık da. Evet Bu bir, bir kısmı da, demin dediğim gibi beraber yapılması lazım ama enerji hı. en önemli bir yerde. Aynen çünkü olmayınca Bizimfra. hayat olmuyor. Kesin. Ee, bu açıdan baktığınızda işte e, bu projenin içinde olacaktır diye düşünüyorum. Tabii, tabii, Belediyelerle tabii. de böyle çalışmalar olacak tabii, mı? Biz tabii. ileride bunları da görecek miyiz? Ki Gaziantep Belediyesi ile biz zaten bir akıllı şehir çalışması yapmıştık. Gölbaşı Belediyesi ile bir akıllı şehir çalış... kendi kendine yeten Neyi bir Ne değiştirdim Bey? Yani o şöyle... işte akıllı şehir oldu atıyorum işte e, o belediye. E, tüketimde ne değişti? Orada yaşayanların hayatında ne değişti? Onu biraz anlatayım. Zaten siz. bu analizleri yaparken biz aslında belki iki örneği de ekleyerek söyleyeyim. Bir kere bir dijitalizasyon hikayemiz vardı bizim. Ki bizim artık bir benchmark haline geldi. O sırası şirketlerde de değerlendirdiğimizde. Eternal diye dünyada tek patentli dijital dönüşüm platformumuz var bizim. Bunun üzerine biraz önce bahsettiniz. Gelecekteki hikayenin içerisinde elektrikli araçlar çok önemli bir rol oynayacak biz daha elektrikli araçların sayısı 300-500 iken elektrikli aracın bizim şebekelere etkisi ne olacak? Buradan başladık. Çünkü bizim öngörmediğimiz şeylerden bir tanesi de bu şimdiye kadar. Ama öyle yeni çalışmalar var ki 2035'te satılan araçların %50'si elektrikli olacak. Bizim bu şebekeler nasıl kaldıracak bunu? İşte biz bugünden onları planlıyoruz zaten. Bizim görevimiz de bu. Biz de bunu ne yapıyoruz? Çalışıyoruz bakanlıkla, EPDK'yla, işte kurumlarla. Ee, Sanayi Bakanlığıyla nasıl yapabiliriz, geleceğe nasıl karşılayacağız? İşte aslında hani demin dediğimiz hayata o direkt dokunduğumuz yerlerle o büyük planın bir dengesini bulmamız lazım. İşte bu da bu burada bahsettiğim işte o e şarj mesela bizim şu an en büyük e operatör şirketimiz şarj operatörü. Evet, Diğer taraftan Eternal artık bugün dünyaya satılabilecek bir ürün haline geldi. Şimdi bunların hepsini birleştirdiğinizde biraz önce söylediniz. En önemli konulardan bir tanesi enerjidir akıllı dönüşümde, akıllı şehir dönüşümünde. Ama bunun içinde trafik vardır, bunun içinde gaz vardır, bunun içinde haberleşme vardır. Yarın e, bütün e, ne diyeyim, connected device dediğimiz 5 g geldiğinde aslında hepsi bu karmaşanın içerisinde kendi hikayeleri olan hikayeler olacak. Ve hepimizin belediyeler biraz önce bahsettiğiniz beraber çalışmak zorundayız. Suyun oradaki verimliğine kadar. Bugün çok ilginç bir örnek vereyim. Hep enerjiden vermeyelim bir de sudan verelim. Yani dünyada da bu böyle. Hala suyumuzun biteceğini göre göre inanılmaz harcıyoruz. Aynen. Tarımsal sulamada vahşi sulamaya %70'i gidiyor toplam Türkiye suyu. Türkiye'de maalesef bunu bir türlü değiştirmedik. Yıllardır da konuşuyoruz. İnanın bana Hala dünyada da böyle. Öyle. Evet. O yüzden biraz önce dedim tanımlarda kalıp sadece eğer moda olarak bu cümleleri kullanıyorsak bence yapmayalım. Gerçekten ihtiyacı görelim çünkü tarımsal sulama dediğiniz şey bugün bütün gıdanın bazı e, toplam tüketimimize bakıyoruz. Yani bireysel tüketimine suyun yüzde on biri. Yani duştaki kaldığımız süre bile artık bizim için hayati. Dişlerimizi fırçalarken, fırçalarken, duştayken. E, yani aslında işte böyle gözümüzü açtıktan yani sabah uyanıyoruz. Ve tüketmeye başlıyoruz. Evet. Ee, i̇şimizde, yolda, trafikte, bütün ilişkilerimizde üstümüze başımıza alırken, yerken, içerken, başka türlü bir kafaya girmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Ee, i̇şin özeti aslında işte daha iyi bir gelecek için önce insanın, sonra e, çevresindeki et yarattığı etkiyle birlikte şirketlerin, kurumların, sivil toplum örgütünün hepsinin e, Taşın altına elini koyarak Kesinlikle. bir dönüşümün parçası olması. Siz de enerji, enerji olarak biz bunu örgütleyeceğiz. Herkesi Doğru. bir araya getireceğiz. Ekoloji, kültür, sanat, evet. insan, verimlilik, e, girişimcilik ekosistemi hepsini bir araya getirerek farklı farklı rol model olacak. Pilot bölgelerde belki çalışmaları Doğru. yapılacak projeleri hayata geçireceksiniz. Doğrudur. Ve sizle sohbete devam edeceğiz o zaman. Tabii ki, şöyle söyleyeyim, ben de hemen son olarak şunu söyleyeyim, biraz önce söyledim, bir sorunun parçasıysanız, çözümün de parçası olacaksınız. Ve bu ülke bizim. Umutlu olmak gerekiyor. Kesinlikle. Hiçbir şekilde o hani kaygıları bir tarafa bırakıp üretmeye devam etmek gerekiyor. Doğru. Ee, çok keyifliydi. Aslında bu sohbette çok kısaca söz edebildik projelerden. Eee ileriki yayınlarda daha sonrasında detaylandırarak daha iyi bir gelecek platformuna yer vereceğiz. Çok teşekkür ediyorum ben teşekkür Murat Bey. Eee ileride görüşmek üzere görüşmek o zaman. Üzere. Çok teşekkür ederim.